Nişancılık yapmaya çalışmak zamanı. İyi ki yeni bir hedefim var. Ben profesyonelim resmen. Her zaman tam hedefe vururum. Ay kafam. Gözlerimin önünde dolaşmasaydın. Üzgünüm, sadece temizlik yapmak istedim. Tamam, öyle olsun, geç. Bir daha beni rahatsız etme. Egzersiz yapıyorum. Zack nerede? Tatlı istiyorum ben. Lucy merhaba. Beni hatırladın mı? Yaklaş. Hiç kimse bizi duymasın. Benim Zack. Bayaksız daha mı iyi? Dostum merhaba. Seni çok bekledim. Bu da ne? Anlamıyor musun? Yakından bak. Bu sakız. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemezsin. Kesinlikle denemelisin. Zevkli. Nasıl da iyi düşünmüşsün. Önce bunun bir paspası olduğunu sandım. Bacana gerçekten çok lezzetli. Beğendiğine sevindim. Seni izlemek çok güzel. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Bak ne kadar baloncuk şişirebilirim. Lucy, bence bunu yapmazsan iyi dersin. Dikkat çekmemeliyiz. Dur lütfen. Bu patlama mı? Olamaz. Sanırım sadece bana öyle geldi. Öyleyse devam edelim. Lucy, bu riski göze alamazsın. Ama sanırım bu sefer şanslıyız. Bu arada bende bir şey var. Çöp kutusu mu? Dalga mı geçiyorsun Zack? Aptal kız, bu kola. Al, kolay olsun diye bir pipet bile yaptım. Sana bayılıyorum Zack. Sen çok iyisin. Nefis. Seveceğini biliyordum. Hayır, soda yüzünden geğiriyorum. Ne yapıyorsun Lucy? Şimdi bizi duyacaklar. Şimdi kesinlikle bana öyle gelmedi. Hapishanede bir yabancı var. Dayanın siz. Burnumun dibinde buna izin vermeyeceğim. Acele etme Lucy. Ama ben sizin yerinizde olsam acele ederdim. Üzgünüm, ben gitmeliyim. Bu kadar kolay gidemezsin. Ne yaptın sen? Hoşçakalın millet. Ne kadar kaygan. Seni hatırladım. Bir suç daha olursa ikiniz de bitersiniz. Ne kadar rahatsız oldu. Biraz daha mavi boya almalıyız. İşte bu mükemmel. Yardım edin. Kendimi kötü hissediyorum. Ne oldu sana? Hastalandım. Hemen bir doktora ihtiyacım var. Lütfen. Acele edin. Ondan enfekte kapmama gerek yok. Şu gözlükleri atsam iyi olur. Haklı bir doktor çağırmalıyız. Yardım edin. Hapishanede korkunç bir enfeksiyon var. Doktoru çağırdınız mı? Kurtarın beni doktor. Enfeksiyonun kaynağını bulmam gerekiyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Yardım edin. Doktor zaten burada. Endişelenme. Vay canına. Twix. Bu ilacı seviyorum. Burada bir sürü çikolata var. Lucy, beni yine tanımadın mı? Benim Zack. Ne oldu acaba? İğnelerden korkuyorum. Yapma. Kendimi kötü hissediyorum. Lucy, bu meyve suyu. Endişelenme. Ağzını daha geniş aç. Portakal. En sevdiğim. Teşekkürler. Daha ciddi ilaçlar geçme zamanı. Ben biraz iyileşmeyi istiyorum. Bunlar dünyadaki en iyi haplar. Haklısın Lucy. Çok heyecanlıyım. Burada ne oldu? Umarım enfeksiyon ölümcül değildir. Şeker mi yiyorsunuz siz? Bu rezalet. Zack, bırak bir ısırık alayım. Yine bu tatlı çift. Dayanın. Bu sefer kesinlikle sizi göstereceğim. Yakaladım sizi. Teslim olun. Beni kolay kolay yakalayamazsınız. Alın. Yine senin numaraların. Ne kadar sürebilir? Görüşürüz Lucy. Başım dönüyor. Nerede o? Kıpırdı ama. Yine de seni yakalayacağım. Koşuyorum. Sanırım yünü karıştırdım. Neye bakıyorsun kızım? Onu elinden kaçıracağım mı düşünüyorsun? Bakalım burada ne varmış? Evet, şekerler. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunu ben alıyorum. Biraz çikolata bıraksaydın lütfen. Egzersizler sağlığın anahtarı. Öyle zamanı. Kıpırdama. Önce bana burada ne olduğunu göster. Özel bir şey yok. Makarna. İşte bu. Bacana. Hala sıcaklar. Lezzetli görünüyor. Bana da bir porsiyon ver. Tabii, nasıl isterseniz. Umarım bu tabak yeterli olur. Ama her zaman yeni getirebilirim.
Hayır, beklemeye alışkın değilim. Hemen ihtiyacım olanı alsam iyi olur. Bana ver. Ben onlarsız nasıl yiyebilirim? Okay. Tamam git. Afiyet olsun. Teşekkürler. Delicacığım. Ne kadar lezzetli. Zak ve tatlılar nerede? Zaten kendim kötü hissediyorum. Öyle yemeği. Parmaklıklara yaklaşın. Görünüşe göre beni yine tanımadı. Lucy benim. Çok bekledim Zak. Bana makarna mı getirdin? Onları yemek istemiyorum. Boş ver, bunlar sahte. Sana daha iyisini sakladım. Şu kocaman burgere bak. Sevdin mi? Muhteşem bir şey. Zak, sana bayılıyorum. Dünyadaki en iyi şey bu. Sonunda biraz yemek yedim. Tencerenin küçük olması çok kötü. Fazlasından vazgeçmezdim. Şimdi iyice dinlenmeliyim. Bu ne koku? Bana burgerleri hatırlatıyor. Nereden geliyor? Gidip çözmeliyim ama kalkamıyorum. Tamam, doğrudan sandalyeyle gideyim. İşe yarıyor. Zak, sen olmasaydın açlıktan ölürdüm. Yine siz olduğunuzu biliyordum. Burgeri hemen bana ver. Yapma lütfen, onu götürmeyin. Beni küçümsemeye çalışma. Burgerim, nereye gidiyorsun? Hayat adil değil. Oo, Snickers. Ona bayılıyorum. Benim çikolatayı yiyebilmem ve mahkumlarımızın yememesi ne kadar güzel. Ben de çikolata istiyorum. Vay canına. Kırıldı galiba. Olamaz. Bu benim çıkabileceğimi anlamama geliyor. Ne şans ama. Yapma bunu. Snickers'ime öyle bakma. Onu göreceğiz. Onu elde etmek için her şeyi yapacağım. Sen yapmadan önce onu yiyeceğim. Beni rahat bırak, yoksa yardım çağıracağım. Yardım! Mahkum kaçıyor. Acele edin, kaçıyor. İşte bu. Artık kesinlikle buradan çıkamayacak. Emin olabilirsiniz. Okay. Teşekkürler. Bak bana, seni izliyorum. Sanırım gitti. Harika. Lucy, merhaba. Seni gördüğüme çok sevindim Zak. Ne var burada? Benim için bir sürpriz mi? Ben de çok merak ediyorum, orada ne var? Mahkumu biraz daha izlemeye karar verdim. Teşekkürler ama sanırım artık gitmeniz gerekiyor. Güle güle dostum. Sessiz kal. Seni duymayayım. Sonunda gitti. Bakalım burada ne varmış. Vay be, Zerebon ayı. Ne kadar tatlısın. Umarım burada yalnız değil. Kilidi daha iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Buldum. Burada bir sürü marmelat var. Onu toplamak için avcumu koyalım. Rengarenk ve bir sürü oyuncak. Süper. Zak ne sevdiğimi biliyor. Ne kadar lezzetli. Belki diğer kilitlerde de bir şey var. Bunu acil kontrol etmem gerekiyor. Yakalandın. Bunu arkadaşının ayarladığını biliyordum. Bana ver jelibonu. Hangi jelibon? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bana yalan söylüyorsun. Aa, hayatta. El konulan tatlılar akla gelebilecek en iyi şeyler. Ne oluyor? Kim bana sıçramaya cüret etti? Sıhhi tedavi. Burası yüksek tehlike bölgesi. Gidin buradan. Sizi anlıyorum. Eşyalarımı alıyorum. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Onu kandırmak kolaydı. Zak nerede? Çok özlüyordum. Buradasın. Yaşasın. Çık dışarı aşkım. Özgürsün. Beni buradan çıkaracağını biliyordum. Bak ne getirdim. Bu arada bir sürü şeker var. Senin sevdiğin gibi. Sen de iyisin. Nereden başlayayım? Sanırım Twix ile başlayayım. Ben onu çok seviyorum. Çikolata ve özgürlüğün tadı. Pekala, gitmeliyiz. Acele etmeyin çocuklar. Her şeyi sizin düzenlediğinizi biliyordum. Alın, gidemezsiniz. Portumu kapatın. Hiçbir şey göremiyorum. Korkuyorum Zak. Kafeste kuşlar gibi yakalandınız. Şimdi birlikte oturun. Eminim sıkılmayacaksınız. Yeniden bir araya gelmek için çok hevesliydiniz. Bu montu da ben alacağım. Bizi burada bırakmayın. Sonsuza dek bu delikte sıkışıp kaldık. Kaskını almayı unutmuş. Bak burada ne var. En sevdiğim Twix'im. Harika. Onu hem yemeliyiz.
Hadi Zak. Enfes. Sınıf girişinde yoklama. Öğretmen yiyecek buluyor ve alıyor onu. Berbat. Oh. Ne var orada? Hiçbir şey. Cips. Ve sen buna hiçbir şey mi diyorsun? Atıyoruz. Sınıfa git. Sonraki. Buraya gel. Ups, ne yapsam? Daha hızlı, daha hızlı. Kahvaltı da yapamadım. Buldum. Çikolatayı alalım. Poşetini çıkarıyoruz. Ve yavaşça cüzdana koyalım. Skittles çöpe. İçeriye git. Emma, ne var sende? Hiçbir şey. Cüzdan, tamam. Diğer kitapları, defterler. Aferin Emma. Git içeri. Peki, derse başlayalım. Üçüncü ders, yemek zamanı. Alice'in bir şeyleri var. Yani vardı. Ne yapsak? Alice, birini alabilirsin. Yine birer bir telefon kılıfım var. İşte, çok güzel. Bir çikolata resmine ve şeffaf bir telefon kılıfına ihtiyacımız var. Bu şekilde kesiyoruz. Şimdi gerçek çikolatayı al. Minik minik kesin. Gıda yapıştırıcı yakıyoruz. Ve çikolatayı yapıştırıyoruz. Ne kadar harika bir fikir. Al. Leziz. Lili, ben de alabilir miyim? Evet, tabii al. Harika, teşekkürler. Sonuncunu kendim yiyeyim. Mükemmel kılıf. Evet. Ders ne kadar sıkıcı olursa o kadar çok yemek istersiniz. Emmy ve Ted zaten açlıktan mideleri kazındı. Mike'ın da. Ben bir şeker yesem mi? Ted. Kalk. Peki, burada ne var? Hiçbir şey bulamadı. Hop, bir tane daha. Evet, ne var orada? Ne? Tamam, bak. Kibrit kutuları alıyoruz. M&M'si içine koyuyoruz. Üzerine bir parça iki taraflı bant yapıyoruz. Alın çocuklar. Şeker. Evet, harika. Masaya gizlice yapıştırıyoruz. Şimdi yiyebiliriz ve hiç kimse bir şey anlamayacak. Harika, teşekkürler. Tamam, şimdi testlerinizi alın. İşte yine iki aldım.
3 artı yaşasın. Ve en zeki öğrencim. 5 artı yaşasın. Baksana şuna. Ne kadar iyi bir öğrencim. 5'ler için bir dosya mı? Vay be. Ukala ya. 5'ler için çıldırdı. Dikkatlice. Şöyle. Sadece bir akıllı olduğumu düşünüyor musunuz? Ama hayır. Bakın ne var burada. Vay be. Vay canına. Alabilir miyim? Ben de. Nasıl analiziz? Tabii ki hayır. Ben ukalayım ya. Gülmemeliydiniz bana. Tamam ya. Be. Yine sıkıcı bir ders. Ama yakın zamanı iyi geçirmek için iyi bir yolu var. Mike, neler oluyor? Neden şapka takıyorsun? Ama çok üşüyorum. Aa, donuyor musun? Tamam. Ne kadar kurnazım. Mike, ne kadar harika bir fikir. İzle. Ne? Bayağı iyi fikir. Burada neler olduğunu anlamıyorum. Sınıf çok soğuk. Evet, korkunç. Üşüyorsunuz. Ben de bir şapka giysem mi acaba? Harika. Şeker dükkanı. Nereye saklanalım? Aa, biliyorum. Mavi şelibon gözlerin içine saklanacağım. Kırmızı kitkatlar mı? Tam gereken. İşte bu. Harika olur. Burada sen beni asla bulamayacak. Huba arabasında beni asla bulamayacak. İşte buradayım. Peki nerede saklanıyorsunuz? Çıkın dışarı. Veya sizi kendim bulacağım. Bakalım. Kitkat. İlginç bir şey yok gibi görünüyor. Ama hareketli kitkatlar artık oldukça sıra dışı. Neler oluyor? Ay, kitkatlar düşüyorlar. Neden ya? Quentin, burada olduğunu biliyordum. Seni buldum. Ay, Sam'in beni bulmaması için hemen buradan gitmeliyim. Chase, ne yapıyorsun? Dikkat et. Oo! Yardım edin. Stunt düşüyor. Düştü. Vay canına. İşte kızlar da burada. Görünüşe göre sizi buldum. Sonuncu acele etme. Kendimiz çıktık. Tamam. Burada neler oluyor? Şeker dükkandaki davetsiz misafirler. Ve tüm vitrinleri yıktınız. Kımıldamayın. Şimdi göstereceğim size. Koşun. Yeni sonuncuyu seçiyoruz ve tabii yeni renkler. Yaşasın, ben de mor. Ben de soru. Sen de Sophie, bizi arayacaksın. Ups, görünüşe göre Sophie mutlu değil. Tabii mutlu değilim. Hey Sophie, üzülme. Birlikte onlara çabucak bulacağız. Saklanın ezikler. Acele et Quentin. İkinci kez uyarmayacaklar. Nerede saklansam? Evet buldum. Belki masanın altında. Hayır, işe yaramayacak. Düşün. Dolaba belki. Hayır, oraya sığmayacağım. Vay canına, işte bu. Neredeyse bir hazine. Bir kutu Polaroid odalı. Ona bayılırım. Ve o da sarı zaten. Pekala, bakalım. Biliyorum. İşte bu kadar tam gereken. Sophie beni asla bulmayacak. Sanırım bir şeyler duydum. Evet. Quentin, yakaladım seni. Hayır, burası boş. Biliyorum.
Sandalyenin altındasın. Yok, hayır, burada da yok. Biliyorum, şimdi kesinlikle yakalandın. Evet. What? Ay hayır, ne? Bir küvet noodle mı? Nereden ya? Ama tesadüfler tesadüf değildir diyorlar. Bir şeyler atıştırmanın zamanı geldi. Ne kadar lezzetli. Of ya, Sophie yemek yemek için ne kadar kötü bir zaman buldu. Nefesimi tutup suyun altına girmeliyim. Ay, acıtıyor. Neden burnumu çekiyorsun? Quentin, ne yapıyorsun burada? Neyse, boş ver, içeri gir. Bir tanesini bulduk. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Beni nerede bulmayacaklar? Hayır, en önemli kısım açıkta. İşe yaramaz. Burada olabilir mi? Hayır, bu şekilde bulacaklar. Aha, biliyorum. Bu mor kulübe mükemmel bir yer. 1, 2, 3, 4, 5. Aramaya gidiyorum. Neredesin Jess? Gerçekten Lego'nun altında mı? Hayır. Burası boş gibi. Aa, evet. Buradasın. Hayır. Burada da yok. Garip. Nerede o zaman? Öte yandan burada kimse yok. Bu da bebek oynayabileceğim anlamına geliyor. Vay canına. Sen bebek mi oynuyor? Bu haberlere bak. Burada kim var? Ups, kimse yok. Anlamadım. Belki de bana öyle gelmiş. Ne güzel bir oyuncak ev. Bakalım. Ne? Bacaklar mı? Pencerenin arkasında ne var? El mi? Ya burada? Ups, merhaba. Jess, beni oyuncak bebek oynarken gördün mü? Bunu böyle bırakamam. Artık sonsuza kadar burada kalacaksın. Dışarı çıkmaya çalışma bile. Hayır, burada oturmayacağım. Of ya, beni buldular. Beni de. Hadi çak. Sadece biz en iyi dedektifleriz. Pekala, şimdi kimin evi olacağını bilirme zamanı. Yaşasın, yine saklanıyorum. Ben de, hadi gidelim. İçinden bir ses onları çok ama çok çabuk bulacağımızı söylüyor. İşe koyalım. Burası bir bahçe. Yeşil bahçede nerede saklanacağım? Ama bu çok kolay. Sadece ağaçlardan birisinin arkasına saklanacağım. Tek yapmamız gereken cildimin rengiyle bir şeyler yapmak ve bu konuda yapraklar bana yardımcı olacak. Harika. Ve biraz daha bitki ekleyelim. Ve doğal duruş ekleyelim. Pekala, burada ne var? Ağaçlar ve kimse yok. Jess'in burada saklanacağını sanmıyorum. Ama hayır, işte burada. İşte ağaç gibi davranıyor. Sanırım biraz eğlenmenin zamanı geldi. Bitkileri sulayacağım. Ve bu bitkinin de sulanması gerekiyor. Ve baya baya su. Ay, su mu? Nereden geldi ya? Quentin, ne yapıyorsun sen? Aa, Jess, seni görmedim ya. Şaka yapıyorum, tabii fark ettim. Kaybettin. Oy, al sana biraz su. Neşelen. Peki, nereye saklanmalıyım? Ha, biliyorum, yatağın altında. Ay, bu çok kötü bir fikirdi. Acıttı. Vay be, hagi hagi. İşte bu harika bir fikir. Oyuncağın içinde Sophie kesinlikle beni bulamayacak. Yatağa yatmam ve yastıklarla kendimi iyice kaplamam gerekiyor. Pekala, Sam burada bir yerde saklandı. Onu odaya girerken gördüm. Muhtemelen yatağın altında saklanıyor. Ay, çok acıtıyor. Eğer odadaysam neden yatakta uzanmıyorum ki?
Tek yapmamız gereken Huggy Wuggy'yi kaldırmak. Ay, kaldıramıyorum. Sorun ne ya? What? Özür dilerim. Lütfen uzan. Teşekkürler. Bir saniye. Ne? Gerçek Huggy Wuggy mi? Korkunç. Harika. Daha iyi bir etki olamazdı. Sophie çok komiksin. Küçük bir çocuk gibi gerçek Huggy Wuggy olduğumu sandın. Güzel güzel uyu, tamam. Ben gittim.